Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman, araştırma müdür yardımcımız Gizem Uzuner Gençlük'le beraber her sabah olduğu üzere karşınızdayız. Biraz sonra hem aracı kurum raporlarını ele alacağız hem de bilançolar tarafındaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Öncesinde Allahçı Yatırım'a dönüyoruz. Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş bizimle birlikte. Tonguç Bey, küresel piyasalara baktığımızda bir toparlanma eğilimi var. Kalıcı görmek gerekir mi? Ne dersiniz? Evet Zeynep, günaydın. Doğru söylüyorsun. Biraz iyimserliğin dünkü bağlantımızda bahsettiğimiz o uzun Çin tatili sonrasında Çin'in özellikle Merkez Bankası tarafında biraz daha zayıf bir para birimi, zorunlu karşılıklar üzerinden de piyasaya bir nebze likitte sağlanmasıyla aslında en azından Çin'in aksine diğer bölgelerdeki o iyimserliğin dün devam ettiğini gördük. Bu arada bugün de bu atılan adımlar sonrasında biraz daha Uzak Doğu piyasalarında da nispeten en azından Çin bazlı baktığımızda bir şey var, yani tepkisi var gibi gözüküyor. Fakat dünkü fiyatlamalara baktığımızda bunun yanı sıra koronavirüsünün de yayılma hızı açısından vaka sayısının 25 bine yaklaşması, işte ölü sayısının da maalesef 500'lere ulaşmasına rağmen Çin'in dışındaki yayılım hızının biraz daha yavaşlamasının piyasalarda hafif bir iyimserliğe, bir tedirginliğinde ortadan kalkmasının neden olduğunu dün izledik. Bugüne baktığımızda açıkçası biraz fiyatlamaların bu nebze hani piyasa içerisinde düzeltmesini görebiliriz diye düşünüyoruz. Çünkü baktığım kadarıyla bugün işte genel PMI verilerini tekrar dünya genelinde görürken tarım dışı öncesi Amerika'da da özel sektör istihdam verisini göreceğiz. Ama Amerikan 10 yıllıklarının dün işte 1.50-1.60 hareketi yaptıktan sonra bugün tekrar 1.58'e gerilediğini görüyoruz. Ons altın fiyatı ki son dönemde bu riskin en belirgin fiyatlayıcısı olarak önümüzde yer aldığını ve takip ettiğimiz bir ürün olan ons altının 1550 dolarlar altına dün geldikten sonra bugün tekrar 1560'lara doğru bir düzeltmesini gördüğümüzü, yani bunu takip ettiğimizi belirtirsek o dünkü iyimserliğin bir nebze olsun piyasalar üzerinde yatay ve tekrar bekleme modunda bir günde bizi karşılayacağını söyleyebiliriz. İçeride Borsa İstanbul'da 121.500'ü dün geçtik. Fakat orada da özellikle Halkbank haberinin bankacılık üzerinde etkisi çok pozitif gözüküyordu. Teknik olarak 118.000 üstünde kalmamız belki tekrar bir tetikleyici olarak ve özellikle işte Türk Hava Yolları ve Pegasus gibi hisselerdeki toparlanma eğiliminde destekleyici olduğunu söyleyebiliriz. Bugün yine bu seviyeyi takip ediyor olacağız. Biraz daha yatay aşağı hareketlerinde gün içi görülebildiği fakat 120 binin üstünde kalma isteği olan özellikle birkaç gün içerisinde de 121.500'ün tekrar yukarı kırılıp kırılmayacağını konuşacağımız bir çerçevede fiyatların gerçekleşeceğini düşünüyorum. Kur tarafına baktığımızda kısaca o 5.96-6 aralığının dünkü aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Rusya kanadıyla hem aslında Suriye'den gelen göçmenlerle ilgili Merkel tarafıyla, yani daha doğrusu Almanya ile görüşmeleri ve özellikle Amerika'dan gelen İdlib'deki stresin artmasına yönelik durumla birlikte bir ortak hem görüşmelerin hem de fikir birliğinin olduğu gibi bir algı biraz kur üzerindeki baskıyı azaltıyor. Dolayısıyla bugün de dar bir bantta aynı aralıkta bir kur görebiliriz. Kısaca altın fiyatlarında da biraz önce bahsettiğim gibi 1550 dolar üzerinde yukarı doğru tepki vermeye çalışan fakat herhangi bir risk algısı oluşmazsa 1565'leri çok geçemeyen bir ons altın fiyatıyla karşı karşıya kalabiliriz Zeynep. Takip edeceğiz. Şüphesiz altın fiyatları izleyicilerimizden de en çok yoğun bu ara soru aldığımız unsurlardan bir tanesi. Allahçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş'a çok teşekkür ediyorum.